Sayın Öcalan başlatmış olduğu bu yeni süreçle beraber kesintisiz bir darbe sürecinin iş başında olduğunu ve bu darbe sürecinin de çözüm sürecini tamamen bitirmeyi hedeflediğini, bu yönüyle de hem Türkiye'de hem de bölgesel bir kaos yaratmak istediğini ifade etti. Bu çözüm sürecini kesintiye uğratmak isteyen darbe girişiminin hem içeriden hem de dışarıdan beslendiğini ve uluslararası yönlerinin olduğunu Sayın Öcalan heyetimize aktardı. Sayın Öcalan bu sürecin başlamasıyla beraber 9 Ocak'ta yaşanan Paris katliamı ve son aylarda ortaya çıkan durumu ve bu 17 Aralık operasyonunu bir bütün olarak değerlendirdi. 9 Ocak Paris katliamı, Gever'de yaşanan katliamda Kürt gençlerinin katledilmesi, Balbay'la ilgili bir emsal Anayasa Mahkemesi kararı varken Kürt milletvekillerinin tahliyesine karşı gösterilmiş olan direnç ve Roboski ile ilgili takipsizlik kararı verilmesi ve 17 Aralık'ta ortaya çıkan bu operasyonel durumun kesintisiz darbe sürecinin parçaları olduğunu ifade etti ve temelde de çözüm sürecini bitirmeyi hedefleyen yaklaşımlar olduğunu söyledi. Sayın Öcalan, ülke tarihinde daha önce yaşanan darbe süreçlerinin şekil değiştirdiğini, daha önce 10 yılda bir darbe süreçlerinin yaşandığını, bunlarda hem içeriden hem dışarıdan bu uluslararası güçlerin yönlendirmesi olduğunu, ancak özellikle son yıllarda ve çözüm süreciyle beraber kesintisiz bir darbe sürecinin devreye girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz kesintisiz darbe sürecinin hamlelerinden birinin de bu 17 Aralık'ta ortaya çıkan operasyonel durum olduğunu Sayın Öcalan ifade ediyor. Baktığımız zaman bütün bu bahsettiğiniz süreçlerde AK Parti'nin kurmaylarının hatta bizzat başbakanın da beyanatları var. O beyanatları tek tek alt alta yazdığımız zaman bakıyoruz ki o dönemde cemaate bağlı ya da yakın hakimler ve savcılar ne yaptıysa AK Partili yetkililer de helal olsun devam edin demiş. Yani bu sadece tehlikenin büyüklüğünü görememek, darbeyi sezememek, cemaatin ne yapacağını okuyamamak bunlar biraz hafif kalmıyor mu? Yani bir icracı kurumdan bahsetmiyor muyuz hükümetten Şüphesiz bahsederken? ki dediğiniz hususların tamamını biz zaten yıllardır ifade ediyoruz, dile getiriyoruz. Yani 11 yıllık bir AKP iktidarı döneminde bugüne kadar bir paralel devlet yapılanmasının varlığını bile AKP kabul etmemişti. Ancak ne zaman ki bir çıkar çelişkisi, iktidar odaklı bir rant çelişkisi ortaya çıktı, AKP ondan sonra bu gerçekleri ifade etmeye başladı. Bütün bunlar AKP'nin bugüne kadar bu cemaat yapısıyla ya da bu paralel devlet yapısıyla ortak hareket ettiğini ortaya koyan olaylardır. Ve burada AKP'nin bu süreçleri birlikte yürütmüş olması, AKP'nin hükümet olması itibariyle de en fazla sorumluluk sahibi olan siyasal merci, siyasal güç olarak tanımlamasını birlikte getiriyor. Sayın Öcalan, bu kesintisiz darbe sürecinin çözüm sürecini hedeflediğini, tarihi bir Türk-Kürt barışı yerine yüzlerce yıl sürecek bir Türk-Kürt savaşını ve dolayısıyla da bunun getireceği o bölgesel bir kaosu hedeflediğini söylüyor. Tabii ki bu tarihi Türk-Kürt savaşının Türkiye'ye getirisi aynı zamanda hükümetin, AKP hükümetinin ve başbakanın siyasal yaşamında tamamen sona ermesi sonucu olduğu tespitini yapıyor. Yani burada Sayın Öcalan çözüm sürecinin getirmiş olduğu tarihi sonuçların sekteye uğraması durumunda AKP'nin ve başbakanın da yaşam şansı, siyasal yaşam şansı bulamayacağı bir gerçekliğe işaret ediyor.